Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu derste sizlerle beraber A elementini görmeye çalışacağız. A elementi çok güzel bir elementtir. Linkler için kullanılan bir elementtir. Yönlendirmeler için kullanırız. Sık sık da karşınıza gelir. En çok kullanacağınız elementlerden bir tanesidir A elementi. Şuraya A'yı yazabiliriz. Şunları sileyim. 8 A element olsun şurada. Şuraya da gelelim. Link vermek için kullanılır diyorum arkadaşlar arkadaşlar. A elementi. Ve burayı body'yi temizleyelim. Şöyle body'yi aldık. Buraya kadar sildim. Sizler bunları ayrı ayrı projelerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Kaydettim. Sayfamız boşaldı. Sayfamız şu an temiz bir sayfa da geldi. Şimdi burada A elementinin kullanımını göreceğiz. Bakın şimdi A yazdım. Enter'a bastım. Şöyle bir elementmiş. A elementi açıldı ve burada da kapanışını verdik hep beraber. Şimdi burada href var. Href dediği şey şu arkadaşlar. Sen diyor nereye gitmek istiyorsun diyor. Bu linkler için kullanılır. Mesela şeyler vardır ya işte şundan faydalanmak için tıklayınız. Buraya gitmek için tıklayınız. O tıklayınız muhabbeti var ya tıkladığınızda link sizi bir yere yönlendir Onu bununla yapıyorlar işte. Buraya mesela tıklayınız yazıyorum. Ama Mesela tıklayınız ya şöyle yazalım hatta. Google'a gitmek gitmek için Tıklayınız diyorum. Ama şunu buradan siliyorum. Grafin dışına alıyorum arkadaşlar. Bakın kaydettim. Sayfayı yeniliyorum. Google'a gitmek için tıklayınız. Tıklayınızın altında ne oldu arkadaşlar? Şöyle yaklaştırıyorum sayfayı. Burada altına çizgi çıktı. Bakın bu artık bir tıklanabilir bir şey oldu. Şu tıklayınız. Çünkü tıklayınız A elementleri içerisinde yazıldığı için link oldu. Buradaki Google'a gitmek için ifadesi A elementi içinde olmadığı için bu bir link özelliği kazanmadı. Ben sadece tıklayınıza link özelliği kazandırmış oldum. Buradaki tıklayınıza şimdi bakın tıklıyorum. Hiçbir yere gitmiyor. Bak, Çünkü yol vermedim. Ben burada diyorum ki sana tıklanıldığı zaman www.google.com'a beni yönlendir dedim. Kaydettim. Sayfa yeniliyorum. Bakın. Tıkladığımda beni Google'a yönlendirecekti. Yönlendirmedi çünkü bu da hatayı almamız da güzel oldu. Diyor senin get isteğini diyor alamam diyor ben şu anda. Şuraya gelip Google yazalım. HTTP yazmamız gerekecek bir ihtimal. Şöyle HTTPS ile alacağız. Başına geliyorum. HTTPS 2 nokta üst üste slash slash diyorum. HTTPS protokol üzerinden gideceksin. Yeniliyorum. Tıklayınıza bastığımda bakın beni Google'a yönlendirmiş oldu arkadaşlar. Biz burada bir daha tekrarlamak istiyorum. Biz burada yazımızı yazdık. Body de ama A elementi içerisinde almadık. A elementi içerisinde de tıklayınız yazısını yazdığım için bu link oldu. Ve buna tıklanıldığı zaman da hrefte belirttiğim adrese beni yönlendirdi arkadaşlar. Şimdi siz şunu da isteyebilirsiniz. Bakın tıklayınıza basıyorum Google'a gidiyor. İyi hoş güzel de ayrı bir sayfada beni Google'a gönder diyebilirsin. Şunu da şu şekilde yapıyoruz. Bakın bu href bir attribute. A elementinin bir attribute'u. Şuraya bir boşluk koydum. Control space diyorum. Bir de target adında bir tane attribute var. Bakın target attribute'larını biraz burada anlatmış. Şu tooltipleri biraz kurcalayın arkadaşlar. Yani ben hani kullanımını bildiğim için pek okumuyorum ama ben böyle ayrıntıları çok dikkat ediyorum. Bunlar çok güzel. Yani bunları ben C #'da, da Java'da da size özellikle söylüyordum. Bir şey çıkıyorsa hemen geçmeyin. Biraz bakın nedir ne değildir. Bakın burada blank attığında bir tane target'ın değeri var. Diyor ki yeni bir browser kontekstinde yüklemek için kullanılır diyor. Gibi gibi. Şimdi buraya geldim target'a. Bakın target'a bastım. Alt dire blank dediğiniz zaman şunun anlamı bu. Sen diyor tıklayınıza bastığınızda seni diyor ben buraya yönlendireceğim. Ama ayrı bir sayfada yönlendireceğim. Bakın target'la biz bunu ayrı bir sayfada yönlendirilmesini sağladık. Kaydettik. Sayfamı yeniliyorum. Bastığımda yeni bir sekmede Google'a gitmiş oldum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu elementin kullanım amacı bu arkadaşlar. Bir linke tıkladığınızda falan gider. Kendimden örnek vermek gerekirse. Yani gerçek hayatta nerede kullanılır? Bakın ben burada yapmışım. Bunlar da aslında A elementi. İşte bakın üzerine geldiğinde yazı mavi oluyor. Bunu işte CSS'lerle yaptım ben. Üzerine gelince rengi mavi olsun şeklinde. Renge takılmayın. Bakın YouTube'a tıkladığımda beni de YouTube'a yönlendiriyor. Hem YouTube sayfama gittim. Hem de dikkat ettiyseniz ayrı bir sayfada gittim. İşte bunu da bu sağlıyor. Ben de buraya YouTube kanalımın linkini verdim. Hatta yapalım hızlı bir şekilde. Şuraya geleyim. Bakın aynısını yapalım. Şuradaki URL'i aldım. Ve diyeceğim ki buraya da yapıştırdım. YouTube YouTube kanalıma gitmek için tıklayın izliyorum. Kaydettim. Sayfayı yeniliyorum arkadaşlar. Bakın tıkladığımda beni ayrı bir sekmede YouTube kanalıma aynı şekilde göndermiş oldu. Bu şekilde A elementini kullanabiliriz. Aynı zamanda A elementinin şöyle bir kullanımı da mevcut. Bakın burayı siliyorum. Hatta silmeyeyim. Şöyle yapalım. Ve silmeyeyim. Şunu şöyle bir aşağıya alayım. Şunu ben şöyle yorum satırı haline alacağım. Şöyle kestim. Şöyle yorum satırı haline aldım bunu. Kalsın burada. Şimdi A elementini öyle kullandığımız gibi şey olarak da kullanabiliriz arkadaşlar. Bakın ben burada YouTube ikonu alacağım şimdi. Hani bütün süreci sizlere göstermek istiyorum ki sizler de görün. Bakın resmi farklı kaydet diyorum. Neredeyim? Benim HTML dersindeki resimler klasöründeyim. Mesela buraya YouTube ikon diyorum. PNG olarak kaydetti. Sonra geldim buraya. Biz ne öğrenmiştik? IMG'yi öğrenmiştik zaten. Değil mi? IMG diyorum. Sorsuna geldim. Slash resimler klasörü altındaki YouTube ikona alacaksın diyorum. İkon bulunamadı desin. Bunu kaydettim. Zaten bunu öğrenmiştik. Bakın çalıştırdım şöyle %100 yaptım da şöyle bir resim var. Buraya da geldim. Ya dedim ki sen çok büyüksün dedim. Senin vidine 100, height'ine de 100 dedim. Kaydettim. Çalıştırıyorum. Bakın böyle bir ikonum oldu. Ya gene büyüksün diyorum. 50'ye 50 olsun çalıştıralım. Bakın şöyle bir ikonum oldu. Ben şimdi bu ikona bastığım zaman beni YouTube kanalıma göndersin. Şimdi bu imaj tag'ları ya arkadaşlar. Şimdi bu imaj tag'ını ben dışını a tag'ıyla kaplayacağım. Bakın buraya a diyorum. Bu bunu a tag'ı içerisine almış oldum. Bakın hiçbir fark yok. Sizler burada ne yapmıştınız? A elementini href verirken Burada ne yapmıştınız sizler? Şeyi içeriye almıştınız. Tıklayınızı içine almıştınız. Bu sefer de ben de ne içine aldım? Bakın ben burada tıklayınızı içine almışım. Bu sefer de sizler de resmi içeriye aldınız. Hiç fark yok. Yani ben bu sefer tıklayınız yerine resmi koydum. Resme tıkladığımda gidecek. Tıklayınıza tıkladığımda değil. Buraya da tabi bu nereye gideceğini bilmiyor. Şuradaki hırefi de kopyalıyorum aynen ayrı bir tarayıcı da açacağını da burada söylüyorum. bakın aynı mantık. Yani ne yapmış oldum? A elementleri içerisine imaj koydum. Ve A elementleri içerisinde olan bu imaj da link özelliği kazanmış oldu. Ve ben buna tıkladığım zaman da beni buraya ayrı bir sayfada yönlendir diyorum. Bakın, yeniliyorum. Üzerine geldiğinde bakın el konu çıkıyor fark ettiniz mi? Bakın. Artık ben buradaki ikonu bastığımda beni YouTube sayfama ayrı bir tarayıcı da göndermiş oldu. Tıklayınız yerine resim koydum. Başka da hiçbir şey yapmadım aslında. A elementini bu şekilde de kullanabiliriz arkadaşlar. A element ile anlatacaklarım bunlar. Genel olarak href, target falan kullanıyoruz zaten. Kullanma amacınız da genelde bu şekilde sizi bir yerlere yönlendirmek oluyor. Sistemden de örnek verdim zaten. Bu A element ile anlatacaklarım bu kadar umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki derste farklı bir elementte kaldığımız yerden devam edelim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.